Şimdi Fenerbahçe'yi Ozan Zeybek'le birlikte konuşacağız. Ozan Zeybek'e hemen hoş geldiniz diyelim. İyi pazarlar Hoş bulduk. Ozan Zeybek. İyi pazarlar, çok iyi teşekkür yayınlar, iyi ediyoruz. akşamlar. Çok sağ olun. Trendyol Süper Lig'de haftayı ve sezonu tabii Fenerbahçe evinde açıyor. Gaziantep Futbol Kulübü ile transfer gündemini konuşacağız ama önce bugünkü maçtan başlayalım isterseniz. Birazdan muhtemelen 11 üzerinden de detaylandırırız ama sizin geride bıraktığımız hem hazırlık süreci hem Avrupa maçlarına baktığımızda Fenerbahçe'den bugün nasıl bir anlayışla, nasıl bir futbolla sahada olmasını bekliyorsunuz? Karşılaşmaya dair beklentileriniz neler? Ne kadar 3 tane resmi maç oynamış olsa da Fenerbahçe Avrupa'da, yani dükkanı bugün açıyor, sezonu bugün açıyor. Bugün taraftarıyla daha da bütünleşir diye düşünüyorum. Çünkü hafta içi maçlarıydı diğerleri. Bu hafta sonu birçok kişi, tatilde olanlar bile Fenerbahçe'sini izleyebilmek için İstanbul'a geri dönmüştür. Ben bu tazelenen, yenilenen kadroyla Fenerbahçe'nin iyi bir reaksiyon oluşturacağını, gerçekleştireceğini düşünüyorum. Yaptığı transferler konuşuluyor. Biz bu saatten sonra transferleri değil, benden önce haberinde de Cengiz Ünder'den konuştuk mesela. Bu transferler birer şampiyonluk yolunda hepsinin etkisinin olacağını düşünüyorum. Yeni gelen transferlerin birer puzzle'ın parçasıymış gibi düşünelim. Bunlar birleştiğinde Fenerbahçe'nin ciddi işler yapacağını tahmin ediyorum. Belki de uzun yıllardır Fenerbahçe kadrosu bu kadar dominant, bu kadar güçlü olmamıştı. Böyle büyük transferler diyebileceğimiz transferlerle aynı anda, hepsi aynı anda gelmemişti. Bir tane, iki tane geliyordu. Şu anda en az 5 tane büyük, önemli futbolcu geldi diye telaffuz edebilirim. Bugün daha hazır olan, fiziksel açıdan da daha hazır olan, kadro kalitesi olarak da daha hazır olan bir Fenerbahçe'yi izleyeceğiz Gaziantep Spor karşısında. Gaziantep'in talihsiz bir deprem hikayesi var. Ondan sonra gücüne güç katabilmek için o da epey çaba gösterdi ama bu ben Gaziantep takımının geçen seneki, yani ilk sezonun ilk yarısındaki gücünde olduğunu da düşünmüyorum. Bugün Fenerbahçe'ye karşı bir direnç göstereceklerini tahmin ediyorum ama Fenerbahçe'nin maçı rahatlıkla kazanabileceğini söyleyebilirim Ceyda. Peki o zaman bir muhtemel 11 üzerinden şöyle bir detaylandıralım karşılaşmayı. Yaklaşık bir saat sonra da artık 11 sahada olacak, 11 açıklanmış olur ama biz kalede Altay'ın başlamasını bekliyoruz. Savunma dörtlüsü Osay Samuel, Bekao, Ciku, Ferdi. Orta alanda Zaits, İsmail. Sağda Ryan Kent, solda Tadic. Forvet arkasında Szymański ve ileride Dzeko 11 ile sahada olmasını bekliyoruz Fenerbahçe'nin. Burada tabii farklı olarak artık sezonda sık sık yan yana göreceğimiz stoper ikilisini izleme fırsatımız olacak. Ciku ve Bekao savunma dörtlüsüyle birlikte kadroda sizin için sürpriz sayılabilecek ya da beklentiniz dışında olan isimler var mı Ozan Zeybek? Şimdi kadroda teknik adamın oynayabileceği bir savunma hattı, bir de hücum hattı var. Orta sahada istediği gibi kombinasyonlar oluşturamaz. Çünkü orta saha oyuncuları elinde kısıtlı diyebilirim. Çünkü ya sakat olan oyuncu var, ya hazır olmayan oyuncu var veya transferi yeni yapılmış beklenen oyuncu var. İsmail'in ben bu sezon her bağlantımda üzerine basarak söylediğim bir konu var. Bu sezonun yıldızlarından biri olacak. Geçen sezon en çok Ferdi performans anlamında konuşuldu. Sempati ve performans anlamında çıkış yapan oyuncu anlamında da Arda'yı konuşmuştuk. İsmail sakatsız bir sezon geçirmesini temenni ederek şunu söyleyeyim. Yani bu sezonun gözde oyuncularından biri olur diye düşünüyorum. Nasıl Beşiktaş'ın Gedson Fernandez'e 50 milyon eurolardan bahsediliyor transferde, önemli Avrupa kulüpleri peşine takmış durumdayken, İsmail için de önümüzdeki sezon bu aylarda, belki de bundan önceki aylarda talipleri çoğaldı diye konuşabiliriz. Dün Kayserispor'un dirençli, mantıklı, akıllı oyunu diğer takımları da heveslendirmiştir. Yani Beşiktaş'la oynayacak takımı, Fenerbahçe'yle oynayacak takımı, Avrupa'da sansasyonel bir skor alan Adana Demirspor'la oynayacak Rizespor'u da heveslendirmiştir. Kayserispor'un dünkü dirençli ve akıllı oyunu, biz de puan alabiliriz veya puanlar alabiliriz diye düşünmüştür. Ama ben Fenerbahçe'nin bu havayı yakalamışken, bu iştahı yakalamışken kesinlikle bugün puan kaybeder veya riskli bir maç diye yorumlamıyorum. Genelde yani böyle risk teşkil eden maçlar olur. İlk maçlar sıkıntılı olur. Kapalı kutular olur. Geçen sezonu hatırlayalım. Çok rahat kazanılır. 10 tane hazırlık maçı. Daha sonra Avrupa maçları. Jesuslu Fenerbahçe ilk maçında Ümraniyespor'la 3-3 berabere kalmıştı. Bugün ben kesinlikle Fenerbahçe'nin puan kaybedeceğini düşünmüyorum. Bugün şunu izlemekten yanayım. Hani maçı, bazı maçları izlersin. Kazanır mı, kaybeder mi, ne yapar diye düşünürsün. Bugün teknik adamın dokunuşlarını görmek istiyorum. Artık biz
tamam yıldız oyuncular transfer oluyor ama teknik adamın stratejisi ne? Oyun içinde nasıl değişikliklere gidebiliyor? Neler yapabiliyor? Müdahale ettiğinde biz bunu izleyici olarak görecek miyiz? İzleyecek miyiz? Bunları görmek istiyorum. Çünkü artık gelen oyuncular var. Yığılmalar olacak bölgelerde. Önemli oyuncular var. Yani 3 ay önce baktığımızda vazgeçilmezmiş gibi görünen o bölgenin oyuncusu yeni gelen transferlerle belki rafa kaldırılacak oyuncular veya ayrılacak, yolların ayrılacağı oyuncular var Fenerbahçe'de. Teknik adam da skoru erken bulursa bugün maç içinde mutlaka erken değişikliklere giderek bunu böyle mi oynatayım, şunu şu sistemin içine mi dahil edeyim, bununla ikisi daha mı iyi olur diye yeni arayışlar içine girer diye tahmin ediyorum. Seyirci de yani geçen maçta, en son resmi maçta, Avrupa maçında yine İrfan Can'la ilgili ıslıklanmalar veya mırıldanmalar oldu. İrfan Can veya başka bir isim kim olursa olsun yani 90 dakika boyunca Fenerbahçe'ye desteklemelerinden yanayım. Hangi takım olursa olsun bugün Beşiktaş taraftarlarına da Trabzonspor taraftarlarına bütün taraftarlara. İç sahada oynuyorsun, senin bir takımın en büyük gücü seyircisidir. Geçen sene şampiyon olan Galatasaray'ın en büyük gücüydü seyircisi. En büyük gücüydü. Ceyda alkışladım, defalarca söyledim. Yani şu Galatasaray taraftarı sanki hafta içi buluşuyor, koro halinde bir çalışma yapıyor. Rakiplere nerede fren yaptırtabilecek, kendi takımına nerede gaza bastırtabilecek, bu dengeyi kuran bir seyirci var diyordum. Fenerbahçe seyircisi birkaç sezondur bazı noktalarda herhalde duygusallığı daha ağır basıyor. Fenerbahçe seyircisi takımını da olumsuz yönde etkiliyor. Yine biz bunu geçen hafta yaşadık diye dile getiriyorum. Aslında unutulmasından yanayım, bizim de konuşmamızdan yanayım. Ama bugün tam destek olacaklarını düşünerek iyi bir galibiyetle sezona başlayacaklarını tahmin ediyorum. Şimdi Ozan Zeybek, tabii şu konuyu da konuşalım. Fenerbahçe sezona şampiyonluk parolasıyla başlıyor ve tamamen buna uygun. Yıldız isimlerin transfer edildiği, eksik bölgelerin göz ardı edilmediği, geniş kapsamlı bir kadro oluşturmak için Fenerbahçe yönetimi düğmeye basmıştı daha yaz transfer döneminin başlangıcında. Fred transferi açıklandı. Dilerseniz önce Fred'le başlayalım. Biz özellikle orta sahadaki o savunma ile hücum hattı arasında omuriliğini oluşturacak Fenerbahçe'nin ikiliği çok konuştuk sizinle yayınlarımızda. Ve Fred transferi bir 8 numara transferi. Fenerbahçe'nin de ihtiyacı olan bir bölgeye sanki doğru isim gibi görülüyor. 4+1 yıllık bir sözleşme. Ciddi beklentileri var Fenerbahçe'nin. Siz kadrodaki uyumunun nasıl olmasını bekliyorsunuz Fred'in ve transferi nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi yapılan transferlerde şu ana kadar yani dönem dönem eleştiririz. Geçen sezon, bir önceki sezon, ondan önceki sezonda Fenerbahçe bir doğru transfer yapıyorsa 3 tane hatalı transfer yapıyordu. Tutabilir niyetiyle getirdiği oyuncular vardı. Bu kez direkt doğruya koşan bir Fenerbahçe var. Net düşünüyor. Fulluluktan çıkan bir transfer politikası var. O yüzden ben Fred dünya çapında bir oyuncu. Şimdi Türkiye Ligi'nde hangi takım transfer ederse etsin Fred'i büyük iş yapmış diye düşünürüm. Böyle yorumlarım. Fenerbahçe'ye büyük katkı sağlayacak. Biz bazı yerli oyuncular vardır. Mesela biz yıllarca en az 5 sezon, benim aklımda 10 yıl sonra da sorsan Kaan Ayhan için Sassuolo 6 milyon euro para istiyor derim. 10 yıl sonra da söylerim. Son 3 sezondan bu yana 6 milyon euro para istiyorlar mesela. Bazı oyuncuları yerli pasaport, yani Türk pasaportu taşıyor diye transfer yaparız biz. Önemli, kadroda bulunsun diye. Sıkıştığımız yerde Necip gibi oyunculara sarılırız. Niye Ferdi'ye bu kadar pamuklar içinde bakan bir Fenerbahçe gözü var? Her mevkide oynatabiliyorsun. Joker anlamında yararlanıyorsun. Niye bunları anlattım böyle? Cengiz Ünder'in transferi sadece yerli bir futbolcu anlamında değil. Avrupa'nın önde gelen kanat oyuncularından biri. Fenerbahçe sezonlardır kanatları aynı anda iki kanadında sağlam kullanabilen bir Fenerbahçe olmadı. Aynı anda iki bekini de muhteşem kullanabilen bir Fenerbahçe olmadı. Caner'le Gökhan'da kaldı aklımız. Beklerde de ileri hücum hattında da kanatlarda da aynı anda biri oluyor, muhteşem oluyor, diğeri aksıyor. Ya da o mevkinin olmayan adamları kullanmaya çalışan Fenerbahçe oldu. Bu kez dengeli giden bir Fenerbahçe var. Doğru transfer politikası içinde olan bir Fenerbahçe var. Cengiz'in transferini sadece Türk pasaportu olduğu için değil, zaten Türk milli takımın en önemli oyuncularından biri. En değerli demiyorum bakın. En önemli oyuncularından biri Cengiz Ünder. Çok doğru bir hamle yaptı. Yani normalde baktığımızda bu paralar verilir mi, yapılır mı, edilir mi derken Cengiz bu paranın hakkını verecek Fenerbahçe'ye diye hem temenni ediyorum hem tahmin ediyorum. Yani bugüne kadar bize izlettiklerinin bende oluşturduğu olgu bu. Doğru transferler var Fenerbahçe'de. Fred'den konuyu açtım. Fred'in de muhteşem bir oyuncu olduğunu
belirterek burada Fenerbahçe'nin kritik noktaları var. Mesela İsmail'in bu denklemin dışında kalmaması lazım. Bu sezon net 30 tane maçta 11'de oynaması lazım. Hem dinamizminden dolayı hem yerli oluşundan dolayı. Çünkü yerli denklemini Fenerbahçe'de ne var şimdi? Herkes ne bekliyor Fenerbahçe taraftarları? Yeni bir transfer, biri de kaleci gelecek, yabancı kaleci gelecek diye. Teknik adam bunu kendi ağzıyla 3 hafta önce söyledi. Bu biraz benim için stratejik bir hataydı. Mevki belirtmeden transferleri söyleyebilirsin. Çünkü o mevkinin yerinde oturan adamların kanadını kırmamak lazım. Yani ruhunu etkilememek lazım. Altay'ın ben bundan mutlaka etkilendiğini düşündüğüm için bunu belirtiyorum. Bir tane kaleci geleceğine göre baktığımızda Ferdi yerli, İsmail yerli. Savunma hattına bakıyorsun şu anda, yani stoperlerin büyük ihtimal iki yabancı oynayacak gibi görünüyor. Beklerinden bir yabancı olduğunda, kalecin de yabancı olduğunda bir tek savunma hattın ve kalende yerli olarak Ferdi kalıyor. Orta sahada bu kadar ismin arasında mutlaka sana İsmail lazım. Hem oyun anlamında lazım İsmail, hem pasaport anlamında lazım, vatandaşlık anlamında lazım. İleriye baktığında da bir tek Cengiz'in var. Bu üç oyuncunun bütün maçları tam çıkarma olasılığı yok. Hiç, yani bunlar çok %30 olasılık diyebilirim. Çünkü bu işin sakatlığı var, kart cezası var, rotasyonu var, hastalığı var, gribi var. Yani var da var. Bunları aynı anda oynatamayacağı için diğer oyuncuların aynı efekti oluşturabilmesi lazım Fenerbahçe'de. O yüzden kaleci transferi geldiğinde bir daha dengeler değişir diye düşünüyorum. Bu denklemin en önemli adamı, yani biz gelen sansasyonel oyuncuları düşünürken, Fred'i konuşurken, Tadic'i konuşurken, Dzeko'yu konuşurken, burada benim gözümde en belirli oyuncu İsmail. Umarım ilerideki günlerde de bunlar izledikçe karşımıza çıkar. Tekrar bunları masaya yatırırız. Ceyda, tekrar konuşuruz. Denklemin bir numaralı parçası İsmail diye düşünüyorum. O zaman şöyle bir sezon içerisinde yönetmenimiz Güven'den rica edelim. Bir muhtemeli tekrar rica edebilirsem, eğer ekrana getirebilirsek. Şöyle bir ideal 11 oluşturursak eğer, kalede Altay ya da yerli bir yabancı bir kaleci. Savunma dörtlüsünde Osayi, Bekao, Dzeko, Ferdi. Orta alanda İsmail ile birlikte yeni transfer Fred. Sağda yine yeni transfer Cengiz Ünder, ortada Szymański, solda Tadic ve ileride Dzeko ideal 11'ini siz Fenerbahçe'nin ideal 11'i olarak görür müsünüz diye sorayım size. Gözümde belki bir oyuncu, maksimum iki oyuncu kaymış veya yanılmış olabilirim. Şu anda da okuma gözlüklerim yok, senin söylediklerine göre bakıyorum bu tabloya. Ama ideal 11 diyebilirim. Ama baktığımızda Fenerbahçe'den bir ideal yerli 11 de çıkartabiliriz, biliyor musun? Yani Serdar Aziz, Samet, kaleci Altay, yani bekleri sağ bek, sol bek yerlileri koyabiliriz. Orta sahaya Mert Hakan'ı, İsmail'i koyarız, İrfan Can'ı koyarız. İleride Serdar Dursun'u veya Umut Nöyer'i koyarız. Kanatlarda yani tam böyle 11 anlamında, bu da Türkiye Süper Ligi'nde bu 11'de çıkıyor olsa, yani Fenerbahçe'nin bir yabancılardan kurulu 11'i şampiyonluk peşinde koşarken 3 yerlisiyle diğer 11'i, komple yerli olan 11'i de ilk 5'i zorlar diye düşünüyorum. Ama senin saydığın 11 benim için de hemen hemen bugün için ideal bir 11. Ama burada şunu istiyorum ben. Mesela Bekao büyük umutlarla geldi. Umarım şu Fenerbahçe taraftarını yanıltmaz. Tamam, geçmişine bakarak ilk çıktığı resmi maçta şansına da ihtiyacı var futbolcunun. Ne kadar tecrübeli, güçlü, pratik de olsa ilk maçında gol atıyor. O da güzel bir şey. Ama yerli stoperlerin bu yabancı stoperleri zorlaması lazım. Her an hazır olmaları lazım. Özellikle Serdar Aziz'den bahsediyorum. Mesela Serdar Umut Nahir de gelmişken, Serdar Dursun'u ben kafesteki bir kuşa, akvaryumdaki bir balığa benzetiyorum. Özgür bırakılmasından yanayım. Yani bir yeni bir yere gidip kendine oynayacağı bir takıma gitmesinden yanayım. Çünkü bakın, hiç konuşulmayan King var. Bakın, hiç konuşulmayan Batshuayi var. Oranın zaten patronu Jack koymuş gibi görünüyor. Ve şunu da söylemekte fayda var. Kaleci transferinden sonra, transferin son günlerinde Fenerbahçe kalkar Jack ayarında bir transfer daha yaparsa kimse şaşırmasın. Çünkü Fenerbahçe dünya futbolunda önemli isimlerden 6-7 tanesiyle, 6-7 tane daha transfer yapacak demiyorum Ceyda, 6-7 tane oyuncuyla daha hala pazarlık halinde görüşüyor. Bunların iki tanesi çok önemli kaleci. Zaten Hırvat kaleciyi herkes biliyor. Bunlardan bir tanesi de yine bir santrafor. Niye bu santrafor biliyor musun? Batshuayi'ye talipler var. Serdar Dursun'un para kazandırarak gitme ihtimali var. Umut Nahir bu sene bu takımda kalacak, şans bulacak. Şu anda Umut Nahir için de önemli bir periyot bu. Teknik adamında Umut Nahir
takımda tutabilmesi için performans açısından Umut Nayir'in gidişine bakıyor. Belki gerekirse kiralık bile gönderilebilir formülü de var. Yani bunlar hiç konuşulmayan, düşünülmeyen şeylermiş gibi. Unutuldular. Çok parlak yıldızlar olunca arkadakilerin hiçbiri görünmüyormuş gibi. Ama bunlarla şampiyon olacaksın. Sadece görünenlerle değil. Ne zaman oyuna girdiğinde, destek kuvveti olarak geldiğinde, iş yapabiliyorsa, icraat yapabiliyorsa, işleyebiliyorsa bir konuda Fenerbahçe bu şekilde şampiyon olabilir. Şu ana kadar şunu söyleyeyim. Hani biz genellikle ben olaya tersinden bakarım. Negatif yanlarını konuşmayı daha çok severim. Yani benim yaşam tarzım bu anlamda değildir ama biz bir nevi eleştirmenlik yaptığımız için eksilerin üzerinde çok dururuz. Bu transferler Fenerbahçe'nin mantığının, felsefesinin değiştiğini gösteriyor bana. Eskiden bunları yapamıyordu bu yönetim. Yani son 5 yılda biz bunları görmedik. Bir tane tek tük görüyorduk. Yani çok orta sınıf bir yemek yersin, üstündeki tatlı çok güzel olurdu Fenerbahçe'de. Şimdi yemeği de güzel, tatlısı da güzel, yanında çayı kahvesi de güzel, hepsi güzel. Masayı tam donatmış bir Fenerbahçe var. Ben o yüzden mantığın, felsefenin değiştiğini düşünüyorum. Bunu da ne zaman söylemiştik? Salahi'den vazgeçebilen Fenerbahçe yönetimi felsefesini değiştirmiştir demiştim o zaman da. Çünkü Salahi'de de o paralara tamam hayır diyemezsin belki ama ben korkuyordum biliyor musunuz? Yine Salahi'de tutacak, idare ederdi. İdare ederler yüzünden şampiyon olamayan Fenerbahçe vardı sezonlardır. İdare eder, idare eder. Ya bununla bakarız, tamamlarız. Olmazsa yaparız. Hayır. Olmazsa olmazları transfer etmek zorundaydı Fenerbahçe. Bunu başardı diye düşünüyorum. Fenerbahçe'den 4-5 tane de oyuncu gidecek, ayrılacak. Onlar da artık teknik adamın, başkanın kara kaşı, kara gözü anlamında değil, kendi performansları anlamında. Yani şu periyodu çok iyi geçirmeleri lazım. Ben önümüzdeki hafta içinde, önümüzdeki bir hafta içinde en az 2 tane futbolcunun Fenerbahçe ile ayrılacağını, transferin son gününe kadar da 5 futbolcunun Fenerbahçe'den gideceğini düşünüyorum Ceyda. Peki, çok teşekkür ediyoruz Ozan Zeybek. Kıymetli yorumlarınız, değerlendirmeleriniz için ağzınıza sağlık. İyi akşamlar, sevgiler, saygılar herkese.